şey baskısı oluyor mu? Mesela o Eyvah Eyvah serisinden sonra yaptığın bütün filmlerde ve sonuçta sen artık sen, At sen ata demirersin. Yani isminin altında komedyen yazıyor. E, ya komik olmalıyım. Komik olması gerekiyor. Baskısı oluyor mu? Yani şimdi mesela burada bir filmden bahsediyoruz ama bambaşka bir duygudan bahsediyoruz bize geçen. Hı hı. E, ama sen sonuçta bir yandan da seyirciden şey baskısı görüyor musun? Abi çok komik bir şey yapmalısın. Yani işte o Eyvah Eyvah gibi bir şey olmalı. İşte değil Ata demirer şovları gibi olmalı. Böyle bir baskı oluyor mu? Yani bunu zaten seyirci bastırmasa da sen kendine bastırırsın. Yani sonuçta oraya türü komedi yazıyorsan bir standartın üzerinde bir şey yapmak zorundasın. Ama tabii ki kendi gölgenle kavga ediyorsun gibi bir şey de olabiliyor. Yani o seri filmlerden sonra bir çıtayı bir yere koyduktan sonra onun altını düşmemek lazım. Ama bu kolay değil bazen düşülüyor. Yani sürekli bir şey oluyor. Ama hani dediğim gibi ben her zaman içimden geleni yaptım. O da böyle geldi içimden. Çok güzel gelmiş. Pandemiden sonra biraz şey oldu mu sende? Hani duygusal olarak hem mizah anlayışında hem e, hayata bakışında yaptığın işlere yansayan bir duygu değişimi oldu mu? Ya ben de şöyle pandemiden sonra değil de e, ben de 45-46 yaş civarına geldiğimde <gülüyor> <gülüyor> çok büyük sıkıntı oldu bende. Dedim oğlum eğlence bitiyor. <laughs> Beyazlar artmaya başlayınca dedim ki yani ben zaten siparişle iş yapmam hiç yapmadım ee, ama dedim artık hiç yapma yani tamamen içinden geleni yap sana bir fırsat verilirse tamam getir biz onu çekeceğiz diyorlarsa sen dedim tamamen içinden geleni yap çünkü bir tane hayatımız var ve belki de o finali ona borçlu olabiliriz hmm. filmin içerisinde e, çok e, saygı duruşları var. Yani mesela Metin Akpınar'a var, Bülent Ersoy'a var, ee, küçük Emrah diyoruz artık küçük Emrah'tı küçük Emrah mı demeliyiz hala da bilmiyorum. O Emrah. Küçük, küçük Emrah'a var. Ee, mesela nasıl orada yerleşti onlar kafana yani nasıl? O... Gerçek çünkü ben o dönem dedim ya müzisyenlik de yapıyordum falan. Bizim e, İzmir nasıl İzmir Fuarı var, bütün sanatçılar geliyordu. Bursa'nın da açık havası vardır. Açık hava bizim için olaydı yani yaz gelsin de açık havaya deve kuşu kabere gelsin. Efendime söyleyeyim, işte Bülent Ersoy gelsin, büyük kadrolar, İbrahim Tatlıses gelsin, Coşkun Sabah gelsin. Bizim için büyük olaylardı bunlar ve ben bunları yaşadım. Yani hüngür hüngür ağlıyoruz, Emrah çıkıyor, boynu kükrer, bir giriyor falan biz böyle çünkü onun gibi olmak istiyoruz. Aynı yaşlardayız. Yani o yıllar sonuçta bunlar bir dönem filmi yapıyorsan mutlaka gerçekliği artırmak için koymalısın. Ama ben yine söylüyorum. Yine bunları oraya teknik olarak koymadım yani. Bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun diye. Gerçekten bunlar benim oyuncaklarım yani bunlar benim çocukluk hatıralarım. Hatıralarımı e, hatıraları yad etmek kadar güzel bir lüks var mı hayatta? Evet. Ama daha da büyük bir lüks hep birlikte yad etme şansımız oluyor. Eser'e girdiği zaman yani, eğer bir e, 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 güzel bir şey dönüştüyse eğer. Yani bu bir şans benim için yani gerçekten öyle bir çocukluk yaşamış olmakta bir şans yani. Mesela benim babamın Opel Kadeti vardı. Hı. <cHAD> Ay bir kahve söyle de rahat rahat anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu çay değil mi? Çay gibi. Bana çay evet. Çay gibi duruyor ya. <laughs> Bak Burhan Opel Bey... Opel Kadet şey... dur. Hıms Burhan söyle. Burhan Bey'i beklet. Peki buyurun Burhan Bey. Burhan Bey evlenme teklifi sahnesinden ne kadar etkilendiğini anlatmış. E, şimdi anlatmayacağız da burada spoiler vermeyeceğiz. Eee... O, o sahneden çıkamıyorum ben demiş. Oradaki tepkiden. Mesela o tepki de yani oradaki o senin oynadığın, daha doğrusu yazdığın Cengiz Sezen'in orada verdiği tepki de ya çok sağ, hayatın içinden bir tepki ama bizim hiçbir filmde görmediğimiz bir tepki. Ona başka bir şey bekliyoruz biz. Sevinç ya da üzüntü. Ben bilmiyorum ki ne yaptığımı. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ben konservatuarda müzik bölümünde okudum. Ben oyunculuk okumadım. Yani o bir empati. Ee, yani benim birlikte oynadığım büyük oyuncular işte Demet Akbağ eee saymakla bitmez. Bütün oyuncular bana yardım ettiler filmlerde. Gözüne aç, laf anlaşılmadı, bir daha söyle, şöyle dur falan. Bir de sahne bizim için çok büyük bir okul. Yani yıllarca sahnede stand up yaptığın zaman o esneklik, suplex denir. O esneklik gelişiyor. Ve mizah bir zamanlamadır ya. O zamanlamayı biliyorsun ama ben şunu iddia edeyim. Yani iyi komedyenler, yani iyi mizah yapan veya komedi oyuncuları diyeyim. Çok iyi dram oynayabilirler hmm. Yani bu empati ile ilgili bir şey Ben o an ne yaptım bilmiyorum Bir, bir, bir sürü yaptım Hakan abi o, kendi favorisini alıp bağlamış oraya Ki bence de e, Her zaman onu seçkileri en iyisidir Babanın opel kadet diyordun kestim sözü Yani o dönem nasıl bir dönemdi biliyor musun Babamın opel kadeti vardı tek kapı Uludağ'a çıkıyoruz böyle çıkarken <laughs> 150 metrede bir istifra ediliyor falan Araba tutuyor pazar günleri öyle bak Bursalılara, Bursalılar barometre gibidir Bak şimdi yarın lodos fırtınası var ya daha sabah annem böyle yaptı. Lodos mu geliyor? Çünkü bir yere ağrıyor. Hepimiz romatizma hastasıyızdır biz Bursalılar. Lodos'u biliriz çünkü yarım saat daha yarım saat deniz. Herkes böyle ya bir Bursalı'nın yüzüne bak böyle 1160'ları falan gösteriyor. kuru hava fırtına geliyor. Yani vücuttan hissederiz. Bursalılar değişik insanlardır. Anlatabiliyor muyum? Biz de öyleydik. Şimdi o yıllarda o kadette sürekli deve kuşu kabere kasetleri dinleniyor. Babam hastası. Hepsini ezbere bilirim. Yasaklar işte aşk olsun beyoğlu beyoğlu falan. Sonra Müşrik Kenter'in sesinden Allah rahmet eylesin bir garip Orhan Veli. Sonra Teyare Kültür Merkezi oldu şimdi. Teyare sinemasıydı or orada. Ben orada mesela Müşfik Kenter'i de seyrettim. O oyunu seyrettim. 15 yaşında falandım herhalde. Yani çok renkliydi. Ben de bu renkleri paylaşmak istedim yani.